Merhaba sevgili başaklar. Selamlar sevgili başaklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sevgili başaklar, yılın önemli bir ayındayız. Oldukça hareketli, sert gezegen hareketlerinin olduğu bir ay içerisindeyiz. Tabii Merkür retro, ayın 20'sine kadar Yengeç burcundaki retro hareketini sürdürecek Merkür, sizin yönetici gezegeniniz. 11. evinizde retro hareketli olduğu için özellikle arkadaş grupları, sosyal gruplarınız, iş çevreniz ile ilgili bazı zaman zaman orada Merkür retrosunun yarattığı ufak tefek sıkıntılar, problemler, gecikmeler olabilir. Genel olarak aya baktığımızda özellikle ilk hafta biraz zorlayıcı açılar var. Ayın başında Güneş ve Satürn, Venüs ve Satürn arasındaki kare açı, ardından Yengeç ve Oğlak burcundaki Güneş Plüton karşıtlığı, daha sonra Uranüs ve Güneş arasındaki kare açı. Başak burçlarının da özellikle Zorluyor. evet bazı arkadaşları ile ilgili zor durumlar Arkadaşlar yaşayabilirler. Ve bazı dilekler, hayaller. Dilekler, hayal kırıklıkları olabilir Bazı bu hayal durumda. kırıklıkları olabiliyor ama çoğunlukla bunlar daha ziyade bizim bu Başak Balık kasbı dediğimiz bölge üzerinde dernekler, Evet, kulüpler, evet. sosyal kesimler, Evet. işte nişanlar, toplantılar, bu konularla ilgili bazı gerginlikler oluyor. Bazılarında işte nişanlanmaya çalışıyor, gecikiyor. Gecikmeler olabiliyor. Evlilik törenlerinde sorunlar olabiliyor. Kalabalık ortamlara katılırken kalabalık ortamda problemler olabiliyor. Şimdi 11. ev aslında çok ilginç bir evdir. 11. Evet. evi çok dikkatini Evet. incelediğimizde bazılarında kendi işini kurmayı da temsil eden bir ev. Evet. 10. evden sonra Evet. geldiği için bazıları kendi işlerini kurarken zorlanıyor veya bunu kuramayacaklarını düşünüyor. Yani biraz borçlandıklarını düşünüyor. Yani aslında tüm burçlar için zor bir ayı. Belki onlar için de zor ama Zor. biraz daha hafif atlatabilirler. Çünkü şimdi bu gerçeği söyleyeyim sevgili Başak, şimdi Merkür'ün retro pozisyonu var. Bu retro pozisyonda tabii Yengeç'te ki yeni ay olacak. Yengeç'te yeni 8 ay olacak Temmuz'da. 8 Temmuz'da. Bu da 11. ev Evet. kasbı, arkadaşlıklar, dostluklar, bazı işini kurma, hayallerini gerçekleştirme. Bazıları ikinci çocuğuna sahip oluyor bak. 11. ev ikinci çocuğu da temsil eder. Bazıları ikinci çocuğa sahip oluyor. Bu konular, sorumluluklar çok fazla gündeme geliyor. Allah'tan Satürn pozisyonları iyi ki, Evet. yani biraz da onları sosyal olarak, duygusal olarak, düşünsel olarak o eski yaşamış oldukları sıkıntıları yaşatmıyor. Ama başaklarda ciddi bir para problemi var. Ve bu Evet. 2 Temmuz'dan itibaren zaman zaman görüyorum. Mesela 4 Temmuz'da Güneş Kare Uranüs. Maddi ve ekonomik olarak sıkıntılar var. Yani bir yere bir borç ödemesi olabilir, ikinci çocukla ilgili masraf olabilir, maddi ve ekonomik olarak bir nafaka borç, bu tip bir Evet, durumda evet. karşılaşabilir. Evet. 11. ev kasbı. 8 Temmuz'da 11. ev üzerinden çalışan bir gezegen açısı var. Venüs üçgen Uranüs yapmış. Aslan Koç üzerinden gelmiş. 12. evden gelen bir destek açısı. Bazıları seyahate falan gidiyor. Bazıları da işte çevreden maddi küçük destekler buluyor. Mesela ne oldu? 4 Temmuz'da sıkıştın. İşte 8 Temmuz yeni ay ile beraber eski dostların, eski arkadaşların maddi desteği oldu. 13 Temmuz'da Mars Yengeç Burcu'na girdiği için etrafı çok kalabalık oluyor. Çünkü başlayan Evet. şu anda iş ve kariyeri de Evet. 13 Temmuz'a kadar çok yorucu. Yorucu. Gerçekten yoruluyor. 13 Temmuz civarında etrafı kalabalıklaşıyor. 29 Ağustos'a kadar Mars'ın Yengeç Burcu'nda, yani çevresindeki arkadaşların sorunlar oluyor. Şimdi ben Mars'ta 11. evde Başak için olumlu görürüm ama içe dönük arkadaşlar, bunalımlı ve depresyon, sıkıntılar, medyadan, radyodan, televizyondan alacağı haberlerden dolayı zorlanabileceği bir yapı var. Bazı başaklar çok fedakardır. O fedakar Evet. başakların çok fazla mücadele edeceği, çok da keyifli noktalara geleceğini %100 söyleyebiliyorum. 17 Temmuz Uranüs retro hareketten çıkıyor, değil mi? Jüpiter'in yengeçli olması yine başaklar için Tabii. destekleyici bu Tabii. süreç Ya içerisinde. ben 17 Temmuz Uranüs retro harekete geçiyor. Neden çıkacak orada? Bir de şimdi 17 Temmuz'da Satürn'ün üçgen, Neptün üçgen, O Jüpiter var. güzel bir su üçgeni. Başakları da destekleyen bir Başakları üçgen. destekliyor arkadaşlarla. Yani genel olarak arkadaşlar, sosyal çevre. Evet. Bakın 11. ev vurgusu çok fazla. Evet. Yani
Şöyle 3-5-8 gibi baktığımızda burada 11-9 kasbının çok çalıştığını gösteriyor. Yani 11-9 kasbı gerçekten Başaklar'da çok fazlasıyla çalışmaya başlamış. 9 seyahatler, yolculuklar, fikirler, felsefeler, düşünceler. 6-9-11 dediğimiz iş hayatı, işte felsefe, yaşam görüşü, yaşam görüşüyle ilgili bir iş. Uzaklarla alakalı da işler, uzaklarla yurt dışı, alakalı işlerde. Medya, tabii. Çünkü yayıncı. Bunlara aldışık 6-9-11 olarak bakalım. 3-5-8 gibi 6-9-11 baktığımızda 6-9-11 üzerinde bir çalışma var. 20 Temmuz'da Merkür ileri harekete Merkür geçince bir rahatlama var. Artık. Ticaret rahatlıyor, bilgisayarlar rahatlıyor. 20 Temmuz'da Satürn üçgen, Neptün, Mars büyük üçgene katılmış. Yani şimdi Satürn üçgen Neptün'de, zaten Jüpiter'de var. Buraya bir de Mars geliyor. Mars da geliyor. Bu önemli. Evet. Önemli. Ya bu 20 Temmuz benim evlilik yıl dönümü eşimle, biliyor musun? Yani evlilik güzel. Hayatımızda evlilik çok güzel bir solariton yaşayacağız. Yani önümüzdeki bir yıl eşimizle, eşimle ilişkimin çok daha güzel geçeceğini göstermiş. 22 Temmuz'da Mars kavuşum Jüpiter, zaten çevrem doğru Başak. Herkes geliyor, biraz gidiyor, tebrik ediyor. Gibi görünüyor. 22 Temmuz'da Kova burcunda Dolunay'da para ve parasal konular gene gündemde. Satürn kare. İşle Satürn kare. Biraz sıkıntı var. Vallahi dikkatli olmazsa Satürn kareli işinden atılır. Sorumluluklarını bilmek zorunda. Dikkat etmek zorunda. Yani nedir bu, ay başından beri halay çekiyor sanki gökyüzünde. Dostlar var, arkadaş var. Evet, kalabalıklar var. Biraz işinin gücünün başına git be oğlum, bey bey kızım bire ya. 22 Temmuz'da işinin başına geçmezsen sorun var. Yani 22 Temmuz'da Venüs Başak burcuna gelip bir de destekliyor. Evet, Venüs'ün Başak'ta olması ay sonuna doğru destekleyici olacak. Tabii Venüs Başak'a giriyor. Fiziksel olarak güzelleşmek, kendisini daha iyi hissetmek. Venüs Başak burcunda düşüktür. Şimdi zaten sorun ne biliyor musun? Şu an bakarsan gezegenler hep düşük oldukları. Her yerde olaylar var. Brezilya'da olay var, Türkiye'de olay var, Yunanistan'da olay var, utanmasam Macaristan'da olay var. Yani öyle bir nokta ki Venüs de Başak da düşük. Evet. Yani sevgisini ifade edemiyor. Başak burçları çok mantıkçıdırlar. Ama Venüs'ün girmesi fiziksel onları güzelleştirecek, hayatlarında bazı kararlar alacaklar, daha iyi bir noktaya doğru gidecekler, daha mutlu oldukları, huzurlu ve keyif arayacakları bir çizgiye doğru gidecekler. 22 Temmuz'dan itibaren o da yaklaşık olarak bir ay etkileyecek değil mi? Hangi Ağustos'un ortalarına kadar? 17 Ağustos'a kadar Venüs Başak Burcu'nda. İşte o da şeyde, o bayrama kadar olan bir süreç. Bu dönemi iyi geçiriyor. Bir de orada ne varmış? Güneş Aslan'a geçecek. Daha sonra ay sonunda özellikle 28 Temmuz, 31 Temmuz aralığı gökyüzü gerçekten sert. Birinci derecede aslında Başakları çok sert etkilemese de yine işleri... Parayla ilgili konular. Yani 28-31 arası paraya ihtiyaçları onlar olacak. Ani beklenmedik parasal kayıplar gelecek. Bir borç varsa ortaya çıkacak. Bir mahkeme varsa sıkıntı yaratacak. Başak burçlarının tek sorunu geçmişte halledemedikleri sorunlar varsa, kapatmaya çalıştıkları sorunlar varsa sorun var. Yoksa ben Başak burcunun olumlu bir ayda olduğunu söyleyebilirim. Evet, Merkür retrosu öyle. Belki bu Merkür retrosu, gerçeği söylemek gerekirse, bu kadar yoğun ve ağır gezegen açılarının olduğu bu dönemde bazı şeylere ucuz atlamalarına sebebiyet verecek. Mesela yetişmesi gereken bir yere yetişemeyecek ama orada bir kaza olmuş. Yırtacak. Küçük bir kazayı atlatacak gibi gibi olaylar var. Evet, sevgili Başak. Kendinize çok çok iyi bakın derken günlük bizim... yorumları da lütfen izleyin. Bilinç Okulu'nun günlük yorumlarını sevgili Başaklar. Gün gün burcunuzu neler bekliyor? Gökyüzünün genel durumu nedir? Bilinç Okulu'nun yayınlarından takip edebilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Bye.